sevimliliği ve cana yakınlığıyla namı sadece İstanbul'a değil, tüm dünyaya yayıldı. Kangal ve çoban köpeği kırması olarak bilinen Boji, 2021 yılında toplu taşıma araçlarıyla İstanbul'da ilçe ilçe gezmesiyle meşhur oldu. Çok sayıda kişinin gönlüne de taht kurdu. Ancak geçtiğimiz günlerde Boji'ye atılan suç sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medya platformu Twitter'da Sağdan Haber isimli bir hesap, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolu köpeği Boji tramvaya pisledi ifadelerini kullandı. Metrobüs, tramvay ve otobüslerle İstanbul'un dört bir yanını dolaşan, kendi kartı bile olan Boji'nin tramvaya kaka iddiası ne kadar doğruydu? Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Boji'nin kakasını yaptığı iddia edilen tramvayın güvenlik kameraları incelendi. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ongun, Boji'nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi. İzleyin ifadesini kullandı. Görüntüde yaşlı bir adamın cebinden çıkardığı dışkıyı tramvaydaki bir koltuğa bıraktığı ve sonra elini koltuğa sürdüğü görüldü. Akıl almaz olay sonrasında Boji'nin suçsuz olduğu ve ona iftira atıldığı ortaya çıktı. İstanbulluların sevimli dostu Boji'ye Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mikroçip takıldı. Boji'nin bir gün içinde iki yaka arası da dahil olmak üzere 29 durak gezdiği tespit edildi. Ekim 2021 tarihi itibariyle de Boji'nin beslenmesini Metro İstanbul üstlendi ve Kadıköy Moda tramvay hattında onun için bir kulübe yapıldı. Reuters haber ajansının Boji'yi haberleştirmesiyle sevimli köpek dünya medyasının da ilgi odağı haline geldi. Döviz kurlarındaki yükseliş hayatın hemen hemen her alanına zam olarak yansıyor. Hal böyle olunca asgari ücretin durumu da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalardan biri AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'ten geldi. Önceki konuşmalarında Türkiye'de ev ve araba sahibi olmanın çok kolay olduğunu belirten Nergis, söylem değişikliğine gitti. Bodrum Meydan. Dolayısıyla biz tabii ki iktidarımızın yaptıklarını, atılan adımları, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, Türkiye'nin ne kadar geliştiğini, gerçekten araba almanın, ev almanın artık çok kolaylaştığını, geçmişle bundan 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında Türkiye'nin her aşamada, her kademede geliştiğini, güçlendiğini bunları anlatacağız. Daha önce katıldığı televizyon programında Türkiye'de ev ve araba almanın kolaylaştığını söyleyen Kayseri Milletvekili Nergis'e bu sefer katıldığı programda bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım sorusu soruldu. Nergis soruya gülerek, "Bilemiyorum, onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun," dedi. Bu durumda asgari ücretin ne kadar olması lazım? İsmail Temer 4000 TL'nin altında olmamalı dedi. Siz neler söylersiniz? Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. onu düşünenler düşünsün yani. O, Allah da yardımcılar olsun yani. Ben öyle bir rakam veremeyeceğim burada. Nergis'in sosyal medya hesabından pazar alışverişiyle ilgili paylaştığı fiyatlar makul fotoğrafının da 2017 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bağımsız mı? Son günlerin en çok tartışılan ve sorulan sorusu bu. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmeyeceği sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası bağımsız diyerek cevap vermişti. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz, bırakın da bağımsız olarak kararını o versin.
Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan'ın önceki sözleri ve uygulamaları akıllara geldi. 2019 yılında bankanın yaptığı faiz artırımının ardından Cumhurbaşkanı sert konuşmuştu. Hep ne diyorum? Bu faizi düşürmekten başka çare yok. Bakın şimdi maalesef tabii bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. İflak dinlemiyordu. Görevden aldık. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Ve dedik ki bak böyle böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. İktisatçıların ve piyasa uzmanlarının tersine faiz neden enflasyon sonuçtur ısrarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz artıran veya uyumlu çalışmayan başkanları görevden aldı. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiren Erdoğan, 20 ay içerisinde 4. kez Merkez Bankası'na başkan atadı. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olduğu iddialarıyla eleştirilerin hedefine oturtuldu. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu ülkeyi darbe girişiminin faili olmakla suçladı. Geçtiğimiz günlerde tablo değişti. Soylu, ağır ithamlarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin İçişleri Bakanı ile görüştü. Peki Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri için daha önce neler demişti? 15 Temmuz'un faili bugün nerede? Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemitist diye saldıranlar 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. 15 Temmuz'u biz yapmadık. Onların talimatıyla oldu. Amerikan Büyükelçileriyle görüşmem mesela. Soylu ağır ifadeler kullandı ancak 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif Bin Zayed El Nahyan'la Roma'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından da duyuruldu. Görüşme, Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri hakkında daha önce söylediklerini akıllara getirdi. Süleyman Soylu'nun daha önce söylediklerinin aksini yaparak görüşmesi sosyal medyada merak ve eleştiri konusu oldu. Baye Abu Dhabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın danışmanı Muhammed Dahlan hakkında darbe girişimini finanse etmek ve uluslararası casusluk suçlarından Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunmuştu. AK Parti hükümeti ve bazı medya kuruluşları 15 Temmuz darbe girişiminin ardında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu savundu. O kuruluşlardan biri de Yeni Şafak gazetesiydi. Yeni Şafak, İsrail'le normalleşme çabası ve Filistin meselesiyle ilgili emirlikleri eleştirmek için İsrail'le normalleşme adına peygamberimizden intikam almaya kalkıyorlar, şerefsiz bunlar manşetiyle çıkmıştı. Yine Yeni Şafak, Katar'a yapılan bir siber saldırıyı Emir'in casusları başlığıyla okuyucularına duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Abu Dhabi Velihat Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine gazete bu sefer Körfez'le yeni dönem ve Baye ile 10 anlaşma diye duyurdu. Sosyal medyada da gündem olan Yeni Şafak gazetesinin manşetleri U dönüşü olarak değerlendirildi. Abu Dhabi yönetimine eleştirilerde bulunan sadece Yeni Şafak gazetesi değildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz'un finansörü olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı. Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Erdoğan 14 Ağustos 2020'de Cuma namazı çıkışındaysa İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkileri askıya alabileceklerini söyledi. Abu Dhabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak
veyahut da bizim de Büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de biz hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz. Yaklaşık bir yıl sonra katıldığı programdaysa Erdoğan söylem değiştirdi. Tabii çok ciddi bir yatırım hedefleri var, yatırım planları var. İşte inanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek. Son olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu. Prens ajandasında 10 milyar dolarlık yatırım planlarıyla geldi. Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi Bin Zayed onuruna akşam yemeği de verdi.